Evet, hayırlı günler sevgili hemşehrilerim. Daha önce ilan etmiş olduğumuz gibi bugün aramızda sevgili hocam Hayati İnanç hocamla birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, safa bulduk. Allah razı olsun. Canik'te ağlamaktan duyduğum Mehmet'i de getiriyorum. Yine zaman ayırıp başkana soruyorum ama iştirakiniz bizi ziyadesiyle de memnun etti. Allah razı olsun. Kısaca bilgi vereyim. Başkana soruyorum programı nedir? Malum günümüz teknolojisinde sanal ortamda da olalım düşüncesiyle bize ulaşamayan vatandaşlarımız her hafta düzenli olarak hafta içinde sorularını bize sosyal medyadan yazıyorlar. Biz de haftanın bir günü bu sorularımızı cevaplıyoruz. Her alanda açığız. Her gelen soruyu da cevaplıyoruz. İstisnasız ayırmadan. Onun için sizin eleştirisi de oluyor. Başkanım sokağımı niye yapmadın? Çamur niye çiliyoruz? Evet. Hiç istisnasız hepsini de cevaplamaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla de bugün sizlere yönelik bizden fazla size soru geldi. Gayet doğal. İnşallah izninizde olursa bu soruları cevaplamaya çalışacağız. İnşallah. İlk sorudan başlayalım. Asuman Okçuoğlu, her insan başka zamanlarda ölür, mezar taşları sadece gömüldükleri tarihi söyler. Bu sözünden yola çıkarak kalplerdeki yaşam sevincini öldürmemek, manevi hazı artırmamak, tüm yaratılanları yaradandan ötürü sevme duygusunu öldürmemek için gençlere tavsiyeleri nelerdir demiş hocamızın. Kimin bu sözünden yola çıkarak? Onu anlamadık ama belli ki böyle bir söz evet, söylenmiş. Her insan başka zamanlarda ölür, mezar taşları sadece gömüldükleri tarihi söyler. Evet, böyle biraz karışık, anlaşılması da istenmemiş belli ki. Yaşam sevincini öldürmemek, manevi hazı artırmak. Beş vakit namaz kılması gerekiyor. O dediklerinin hasıl olması için insanın. Yaratılanları yaratandan ötürü sevme, Yunus Emre'den iktibas söyleniyor. Bu Allah'ı sevmek demek, emrine itaat etmek demek. Emirlerinin de birincisi imandan sonra namaz. Evet. O iş namazda olur. Namazda başladık mı gelirse hallolur diyoruz inşallah. Evet, ikinci sorumuz. Ahmet Abunoz demiş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Üstadım, bugün ülkemizde Milli Eğitim Bakanı olsanız eğitim adına değiştireceğiniz ilk şey ne olurdu? Hayda hocam buyurun. Eğitim sisteminin iki problemi var. Eğitim ve sistem. Hiçbir şeyi değiştiremezdim muhtemelen. Gücüm yetmezdi muhtemelen. Yoksa bugüne kadar göreve gelen arkadaşlar bilmediklerinden ya da yapmak istemediklerinden değil. Muhakkak oturduğumuz yerden göremediğimiz unsurlar evet. olmalı. Yoksa tarih dersinden ele alırsak mesela Haçlı ordularının en büyük zaferi bizim tarih kitaplarımızdır. Yazdılar ve gittiler. Ordu gitti diye savaş bitmiş olmuyor. Tam tersine savaştan daha zorlayıcı ve daha tehlikeli, yok edici eğitim sistemi varlığını sürdürüyor. Yani o iş öyle bir iki cümleye sığacak işlerden değil. Evet Ahmet kardeşim. Evet, Esra Erzurum'u sormuş. Çok saygıdeğer Hayati Bey'e sorum şu. Dünyaya Hayati İnanç olarak değil de bir şiirin mısrası olarak gelmiş olsaydı hangi şiirin nadide mısrası olarak olmak isterdi? Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi. Bir mısra demiş ama bir mısraya sığmazdım. İki mısra olmak isterdim. Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi. O denlu talibi var kim, ne sana ne bana artar. Bu beyt olarak gelmek isterdim. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Ali Kemal Şimşek, divan edebiyatını nasıl seçtiniz demiş hocam. O beni seçti. Güzelliğiyle cezbetti. Evet. Erskal, zaman az okunacaklar çok. Ne yapsak da ivme kazansak demiş. Web sayfamda okunması elzem olan 3 temel kitabı vasiyet olarak PDF formatında koydum. Bu sualin cevabıdır. Evet Ers kardeşim. İsmahan Çelibaşı demiş. Yolunuzu aşk ile yürüyüp gönüllere tohum saçma niyetlisi olduğunuzu biliyor. Ve bundan da şüphe etmiyorum. Aşık bile bazen usanır iken onca yolu, onca zamanı, onca insanı vakit ayırmak hiç of dedirtmiyor mu? Yorulmadınız mı? Ayrıca program esnasında hiç unutamadığınız bir hadiseyle karşılaştınız mı hocam? Of demedim. Yorulmak tabii fiziki bir durum. Kaçınılmaz bir şey. Aciz bedenimin durduğu oluyor.
uykuyla, biraz açık havada dolaşmakla tekrar enerji toplamaya çalışıyorum. Program esnasında unutamadığım hadise oldu, birden fazla oldu. Ama birini burada zikretmek isterim. Ortaokul seviyesinde öğrenciler gittiğim bir programda ben sahneye çıkar çıkmaz söze başlamadan koro halinde Şeyh Galip merhumun muhteşem bir şiirinden 8 mısrağı hatasız okudu. 40-45 öğrenci koro halinde ve dediğim gibi 8. sınıf öğrencileriydi bunlar. Çok etkilendim. Çok tam da istediğin şey değil mi yani, hocam? Olabiliyormuş demek ki. Yani. En azından o görüldü yani. Manayı henüz bilmiyorlar ama ezber mümkün. Çalışılırsa oluyormuş. Yani onu göstermiş oldular. Böyle bir durum görmüş olduk. Evet. Esma Genç Karakum, bu zamanın gençlerine ışık olacak, yol olacak ilk 5 nasihatiniz ne olurdu? Selam ve dua ile demiş hocam. 5 çok. O kadar fazla nasihatim olmazdı benim. Efendim, biraz önce zikrettiğim vasiyetimin okunmasını, ikinci olarak mucibince amel olunmasını, 3 bunu yalnız ve yalnız Allah rızası için yapmalarını, 4. olarak dünyanın geçici olduğunu asla hatırdan evet. çıkarmamalarını, 5. olarak da olmaz dedim ama 5 de oldu. İnsanların hakkınızda verecekleri hükme asla itibar etmemeniz akıllıca olur derdim. Överler, söverler, bunlara bakmayacaksınız. Siz doğru yolda olmaya bakın. İnsanlar bugün över, yarın söver. İkisinde bir kıymeti yoktur derdim. Yani vicdanımız rahatsa evet. çok takılmamak evet. lazım. Betül Sena 2 soru göndermiş. Topluma karşı konuşmak pek kolay bir şey değil aslında. Herkes kolay sanar ama oraya çıkmadan anlayamazlar. Sizin ilk konuşmanızı yaptığınız zamanlarda hislerinizi ve yaşadıklarımızı merak ettim. Bizlere biraz bahseder misiniz demiş hocam. 37 yaşındaydım. Bir radyo programıydı. Dilim damağım kurumuştu. 3 saatlik bir canlı programdı üstelik. Epey zorlanmıştım. Haftada bir, öbür haftada biraz daha zorlandım ve 3. haftadan sonra 37 yaşındaydım dediğim gibi, şimdi 61, 24 yıl geçti. Artık zorlanmayı unuttum. Hayat amacımızı nasıl odak noktamız haline getiririz diye devam etmiş. Karmaşık sormuş. Deminki sualin cevabında bunu söyledik. Evet. Eksik olmasın. Niyet hayır, akıbet hayır. Hayır. Onur Karagöz sormuş. İbrahim Sandıkçı Başkanım, Üstad Hayati İnanç ilkokul yıllarında saz çalmaya çok öğrenmek istemiş. Ama sonra pek başarılı olamayınca bırakmış diye bilgiye sahibim. Doğruysa yıllar sonra tekrar saz çalmak için bir kursa gitti mi? O bilgi biraz düzeltilmeye muhtaç. Saz çalmayı çok öğrenmek istedim değil. Hatta hiç istemedim. Beni oraya gönderdiler. Babam gönderdi. Ödül olsun diye, dinleneyim diye. Fakat ustanın önünde bir iki gün bağlama dürttük falan. Beceremediğim anlaşıldı. Hiç yapamayacağımı o da anladı, ben de anladım. Vazgeçtik yani. Bağlamayı da kaybettim. Yıllar sonra tekrar saz çalmak için bir kursa gittim. Hayır, gitmedim. Baştan beri de öyle bir arzum yoktu zaten. Böyle bir özlem yok içimde. Efendim, ben o zaman Kur'an kursuna gittim. Saz çalmayı beceremeyeceğimi herkes gördü, ben de gördüm. Zorlamaya gerek yok. Zorlamaya gerek yok yani. Evet. Canik Gençlik Meclisi'nde yer alan gençlerle üstad şiir tadında ne zaman çay içebilir? Şimdi buyursunlar. Evet, Onur kardeşim. Biraz sonra program başlıyor. Mehmet Yılmaz, Allah'ın dinini ve Kur'an'ı tam manasıyla anladığına inanıyor mu? Ya da günümüzde bu mesajı tam manasıyla anlayana denk gelmiş mi Hayati Hocam diye sormuş. Günümüz geçmişin aynası, geçmişin devamı. Biz en büyük İslam alimlerinin, doğru yolun alimlerinin kitaplarını okuyoruz. Okunmasına ön ayak olmaya çalışıyoruz. Evet. İşaret ediyoruz. Fatih merhumun hocalarıdır tavsiye ettiğim kitapların müellifleri. Cenab-ı Hak sırat-ı müstakimden ayırmasın. Numarasını da koymuş ki dönelim istiyor herhalde. Eksik olmasın. İsmihan Çelibaşı, rüyaların kerametine inanır mısınız? Rüyalar yol gösterici olabilir mi sizce demiş. Olur tabii ama benim rüyalarım değil. Saf kalp ister. Evet. İsmihan Çelibaşı yine, yaşam tarzlarımızın tabiri caiz ise cılkı çıkmış vaziyette. Doğru. Gittiğiniz onca şehirde yaş itibariyle onca tecrübeyi de içine katar isek, insanlarla görüştüğünüzde onların hal ve davranışlarını izlediğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kendinize bir çember çizip
ortamdan kendinizi soyutladığınız oluyor mu demiş. Bu imkana hiç sahip olamadım, olamıyorum. Elbette ilmin olmadığı yerde davranışlar da düzgün olmayacaktır. Ve aşağı yukarı 1,5-2 asırdır düzenli bir biçimde din ilimlerinin tahsili, usulünce tahsili yapamadım. İmkanına sahip değiliz. İlmin olmadığı yerde ne olacak ki? İnsan basacağı yeri bilmez tabii. Sözü bala çalar, öyle edersiniz. Birin değil, binlerin gönlünü fethedersiniz. Neden hiç yazmazsınız veya yazıyorsunuz da onca gönül o kelamlardan yoksun mu? Yok, yazanlar yazmışlar der iseniz, yazmaya çalışanlar, kendini öyle ifade edebilenler ne yapsın hocam? Bu konuda ne önerirsiniz? Yazanlara karışmam. Benim tavsiyem okuma. Evet, önce okuyacağız sonra yazabilirim değil mi hocam? Tavsiyem o. Meryem Temircan, hayatın neresindeyiz, hangi noktasındayız? Bizim gibi gençlere en önemli tavsiyeniz ne olurdu? Aslında cevapladık. Ölümden bir adım öncesindeyiz. Evet. Hayatın tam olarak ölüme çeyrek var. Ve ölüm ebedi hayatın başlangıcıdır. Evet. Evlilik nasıl bir müessese, öyle mi? Evet. Bir evlilik nasıl güzel bir şekilde yürütülebilir? Sorunlar nasıl çözülebilir? O kadar pratik, kesin cevaplar yok. Güzel ahlaklı olur. Siz iyiyseniz herkes iyidir. Haklı olmaktan vazgeçmeniz lazım. Evet. Kavgayı, gürültüyü kesmek için. Bunun başka bir çaresi yoktur. Sen haklısın diyebilmek lazım. Bu gururu, kibri ezmekle olur. Efendim, nefisten, nefse boyun eğmemekle olur. Haklısınız demek zordur ama hayatı kolaylaştırır. En kritik nota da orası herhalde değil mi hocam? Falan. Yani o nefsi kırıp... Evet, sen bilirsin denen yerde evet. Kavga olmaz. Evet, Hayat Hocam'a gelen soruları da tamamladık. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Dahil oldunuz. Ben teşekkür ederim. Sizi Allah yormadık umarız. Estağfurullah. Allah razı olsun. Amin cümlemize inşallah. Soruları kolay sormuşlar. Evet. Hayati Hocam'la birlikte bu hafta başkana soruyorum. Daha doğrusu Hayati Hocam'a soruyorum programını bitirmiş olduk. Ben tekrar katılmadan dolayı Sayın Hocam'a ve Cani'ye teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bu program 26 Şubat'ta icra edecekti. Lakin o yoğun kar dönemine denk geldiği için 6 Mart'a tehir etmiş durumda olduk. Bugün de Allah nasip etti bizi hocamla ve hemşehrilerimizi hocamla inşallah birazdan buluşturacak. İnşallah. Hocam tekrar hoş geldiniz Cani'ye. Hoş safa bulduk. Allah razı olsun efendim. Cümlemize inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.